koyunları görünce çekmeden duramıyorum. Köye devamlı yeni insanlar geliyor. Gene birileri dolanıyor, bir şeyler soruyorlar yukarıda. Bakayım üst köşede. Tanımıyorum onları. Bir yeri yapıp sonra bozmak gerçekten çok zahmetli bir iş. Ama insanoğlu hiçbir şeyi öngöremiyor. Sonradan bir sürü fikir geliyor. Burada hatırlarsanız bir tane kapı vardı. O videoyu şuraya yukarıya sağ köşeye koyayım. Siz de üstüne tıklayarak izleyin. O kapıyı buradan iptal edip başka yere aldık. O videolarda mevcut kanalda. Ve oturdukça evin içinde ne kadar da darma perişan olsa insana yeni fikirler geliyor. Bu köşeye merdiven yapmaya karar verdik. Çünkü ev bayağı büyük, iki katlı. Dışarıdan kışın çok kullanışsız oluyor. Bir de iki çocuğumuzla üst kat, alt kat derken bayağı bir sıkıntılı oldu. O yüzden bakın buraya çizdik ve buradan başlayarak üst kata bir merdiven yapmaya karar verdik. Her köşeyi çok güzel bir şekilde değerlendirerek devam etmek istediğimiz için yavaş ilerliyoruz. Haklısınız. Burada bu duvarı böyle muhafaza ederek altları başka bir şekiller yapacağız. Videonun devamında hepsini size anlatacağım. Ben şu kadarcık bulaşığı yıkayana kadar Yusuf bakın neler yapmış. O biraz önce gördüğünüz yerden eser kalmamış. Neredeyse sıvamış bile. Sıvacı da oldu. Sıvacı da oldu. Azıcık burası soğuk ya. Şapkadır, tulumdur. Vallahi her şey olacağız biz bu evde. Hamal da olacağız, sıvacı da. Şu taşı kırmam lazım. Bu da çok fazla. Bir tane çekiçle kıl şimdi. Bu duvarı da sıvarım. Tabii ki oraya da sıvayacaksın. Aha. Bu da kalmasın. Hayır hayır, sıva orayı. Orada gerek yok yani bir taş görüntüye. Yani. Ama tepe kalsın. Onu düzelteceğim daha öyle. Gerçeksin için. Tamam. Orası taş olarak devam etsin. Şura mı? Tepe. Ha, tepe kalsın orada ama arada kötü duracak. Tabii tabii, orası olmaz zaten aşağıda. Tamam. Yani sıva ki hepsi bir olsun. Aynen. Güzel gözüksün. Her işin bir ustalığı var. Kocaman mala gibi bir şey var. O kırmızı olanın adı ne Yusuf? Bu sıvacı küreği. Ben de mala diyorum. Bitireceğiz hayırlısınla biz bu evi. Neredeyse bitirmek üzereyiz. Çoğu zaman Yusuf farkında bile değil onu çektiğimi. Bir önceki 3 videodaki gibi. Ben telefonu ayarlıyorum. O bizi çekip duruyor. Sonra kırpıp duruyorum ve mümkün olduğunca 15-20 dakikaya düşürmeye çalışıyorum. Ama kimi zaman mümkün olmuyor tabii ki. 1,5 saatliği 30 dakikaya düşürdüğümü çok bilirim. Çünkü sırf çekim için oturup beklersem o zaman iş kalacak. E iş kalınca da olmuyor biliyorsunuz. Değil mi Yusuf Bey? Öyle. Neredeyse gece yarısı. Ama hafta yarın hafta sonu keyfi yapacağız. O yüzden şimdi buraya gitsin. Burası kendisini çeksin. Yarın sabah da Yusuf'un ayağının altına bir fayans uygulayacağız. Ne varsa elimizde. Bir harç daha mı yapacaksın? Ya. 2-3 kürek daha yapsak ya. En zor iş burası değil mi? Yani biten harcı tazelemek. Yok. Yok mu bir şey? İyi bakalım haydi. Sen orayı yap, ben de buralara ayarlayayım. Hepsini şimdi sen anlatacaksın. Her şeyi bana anlattırıyorsun. Anlatacak bir şey yok şimdi buraya. Yani merdiveni yapmadan önce buraya merdivenin bir kutusu gelecek. Yani basamak, sahanlık. Altı temiz olsun diye fayans yapacağım altına. Komple bu iç kısmı.
Haydi, sana kolay gelsin. Sağ olasın. Ve dünkü halinle bugünkü halinin farkını böyle görünce acayip insan Bir şaşırıyor. de şuralarını falan iyice ne böyle fırçalayacak pirellemineyle. O zaman daha da güzel olacak. Burası alt kattaki tuvalet. Ben yokken Yusuf burayı yaptı. O kadar yamuk ki düzeltene kadar adam akla karayı seçmiş. Bu banyonun camlarını biz çıkma olarak kullandık. Bir tanesini demiştim size. O atölyenin kenarında aldım. Hepsini 20 liraya. O 20 liranın içinde neler dahil olduğunu size aralıklarla çekmem lazım. Burayı böyle set olarak kullanacağız. Bunu da eskiciden almıştım ama başka yere monte etmek için. Tabii daha yapılacak çok şey var. Şu tavanla bir işlem yapacak Yusuf. Ondan sonra buranın işi bitecek. Sıra gelecek buradaki fayanslara. Biraz önce dışarıda gördük. Buraya kadarı yetecek fayanslar. Bir de bir ayrıntı. O zaman yapmaya başlayınca da onu tekrar size söyleyeceğim. Şu duvarı komple deniz taşlarından yapmak istiyorum. Böyle var ya değişik şekilli taşlar. Her eve lazım Yusuf Usta diyorum ya. Evet, adamın elinden uçanlar kaçan kurtuluyor. He he diyorsun, bıyık altından gülüyor çünkü. Yakışıklım benim. Haydi bakalım. Onun altından da kalkacaksın biliyorum. Ve her şeyi değerlendiriyoruz ya. Buraya bunlar oluyordu. Çünkü elimizde 10 tane kare vardı böyle. Ancak. Haydi kapatayım. Yapılacak işler var. Bakın şu zille gidip dersini yapması lazım. Yapmıyor. İlla babasına yardım edecekmiş. Bir dakika, bir dakika. Nereye koyacaksın onu bir dakika? Hadi geç dersin başına. Haydi. Yavrum seni yapabileceğim bir şey olsa baban yaptıracak zaten. Zaten bir paket açmak istiyor. Baba ben açayım. Bir şey karıştırılacak yemek baba ben yapayım. Efendim canım. Bu rahat rahat yetiyor. Yettiği için de. E tabi rahat rahat yetiyorsa yap işte ne güzel. Şöyle bileyim. Nasıl istiyorsan Yani gel. ters Bayağı başladım. ilerlemişsin. Olsun terstir. Şu Sen şeyi garantiye örnek olsun almışsın bir tık daha. kendini. Bir kere de bir yüzümüze baksan. Farkında değilsin ben ama çekiyorum. Bu her zaman farkında değil. Ben kamerayı ayarlayıp ayarlayıp yapıyorum. O yüzden de kavga ediyoruz. Kameranın önünde hiç farkında değil. İkide bir de takdir ediyor beni adam. Alpet'in de reklamını yapıyorsun ya yani bedavadan. Gidip adamlara bir demem lazım. Alalım şu reklam paralarını. Olacak vallahi. Şu cama yukarıda bir jaluzi buldum. Çok güzel kahverengi. Merdivenin renkleri falan hepsi aynı olacağı için çok güzel olacak. Dün gece de karar verdik. Şu duvara 3-4 tane ahşap raf yapacağız. Çok güzel gözükecek. Üstüne artık çiçek mi koyarız? Obje mi koyarız? Bakacağız. Değerlendiriyoruz işte her şeyi. Çöre çöpüne bulursak. Bu ne işe yaradığını merak ediyor Musahira. Yusuf şimdi bana onu nasıl çalıştığını gösterecek. Şimdi çat diye kırılıyormuş fayans. Öyle deyince Sahir uzaklaştı. İnsanoğlunun canı ne kadar kıymetli. Çocuk da olsa bile. Gördün mü Sahir'a? Haydi şimdi devam ediyorsun derse. Dışarıdan gelen gürültüden bir de Sayra'nın kitaplarının sayfa sesinden belki ateşi duymuyorsunuzdur ama ben gene şöyle bir yaklaştırmak istedim. Duydunuz mu? Ancak bu kadarı. Ben bilgisayarda telefonumu boşaltıyorum çektiğim videoları. Cicio Bellola, diğer oyuncaklar uyumaktalar.
Sahira oturdu hele şükür. Ödevlerini bitiriyor. Sahira beğenmedi. Onlar demeyecekmişim. Biri Cicobello, biri Pepe, biri de domuz kızmış. Bu tarafta da Perisa Hanım. Biricikme. Ya bu Trip diziye atıyor bana. oturmuyorum, hayır. Ay çok ayıp kızım, çok kibar benim. Yerim yerim. Düzgün oturmuyorum diyor. Siz ne yapıyorsunuz efendim? Bir şey izliyordum, oturuyorum. Ha, resim çizecektiniz hani. Çizeceğiz. Daha zaman çok. Evet, Perisa o yarım olan kızı bitirecekmiş. Koyarsın değil mi bir de buna? Evet. Yok. Ne yapacağız kızım? Özel makyaj mı yapalım? Annenin kızısın sen, Bu güzelsin. arada yaptığım sulu boya için güzel yorum yapmışsınız. Teşekkür ederim. Hey, kibar Feyzo. Şurada da şapkam, emektarım. Onu da öyle taktım. Otur kalk. Şimdi düşüp kalkıyor. Rezil olsun istemiyorum. Yusuf Bey de dışarıda hümmalı çalışmalarına devam Da ediyor. herhalde beni de çekin diye buradan bağırıp duruyor. Biraz önce hiç ses çıkarmıyordu. Coştu. Ne güzel gözüküyor değil mi bu köşe? Ay. Dedi ki anneciğim bunlar içeri gelsin, üşüyorlar dışarıda. Bırak anneciğim, bırak. Bırak, gelecek o. Ama şimdi bak, oraya da benimsediler. Oraya da ev sanıyorlar. Yardım edeyim mi? Haydi yardım edeyim, girsinler. Orada üşümezlerdi yavrum. Isırsın, yok bir şey. Bir daha kovala. Al bir çubuk kovala. Hadi yakala. Anneciğim al elini o zaman gene. Hadi girin içeri bu sefer. Hadi bu tarafta annem, bu tarafta. Haydi geçin içeri. Hadi şimdi kovala. Ha, oradan kovala. Ha. Kovala kovala kovala. Şakala. Tamam. Bak 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 öbürüne. Aynen. Durun kapatalım kapıyı. Ha, yemlerini de aldık şimdi. Yok yok bir şey. Ha, bırak şimdi onları sen. Ha. Hadi git şimdi dersini bitir. Sayır anne üşüyorlar, yere yatmışlar sobanın altına dedi, orada kuzine dışarıda ya. Çık dedim al. Ama o merhametini çekmek istedim, hatıra kalsın. En güzel yanı hayvan yetiştirmede çocuklara öğretilen veya işte öğrenmiş oldukları şey bu, merhamet. Altı üstü civciv diye de düşünebilir çocuk. Ama burada şimdi ısınacaklar. Evet. O şeyi koysana yerine yavrum. Tuvalet kağıtlarını. Tamam. Yusuf bitirmişin. Harcın mı bitti? Harç bitti ve en kötü parça orada bak. En kötüyü bırak, bir de insan biliyorsun çok gıcık oluyor. Son dakika harç bitince. Artık civcivlerle yaşayacağız, belli oldu. Hadi anneciğim sen geçsin dersini bitir. Seyre çıkar her şey dışarı girip. Perisa da merak etti, civcivleri soktuk ya içeri. Ay çok tatlılar ya. Evet kızım. Evin içinde civciv Değil mi kızım? Her taraf %100 tam, bir civcivimiz eksikti. Olsun anneciğim, onlar da can. Yusuf sitem etmeye başladı. Bu ne ya diye. Tabii bu ne ya? Bak tepelerde geziyorlar. Bir de Bak Yusuf şimdi biraz. takımların üstüne bir yaparlarsa. sileriz. Ne yapalım? Ya bunlar tavuk mu, horoz mu hala bilmiyoruz ama. Büyüyorlar işte hayırlısıyla. Tabii Sahira'ya çok iş çıktı. Kızım onun içine çivileri koyacaktık ama neyse sonra koyarız. Ondan içemezler ki yavrum o suyu. Yok sonra bittikçe doldu. Siyah olan nerede? Arkalar. Aa gördüm gördüm, bak arkada yerde şurada. Hayır. Evet orada. Evet burada. Vallahi giderler şimdi tam Yusuf'un Takımlarını. takımlarını pislerler. Ondan sonra yandık. Tamam. Bir gün köpekleri çekiyorum size. Bir gün civcivleri. Yani hayvanlarla aşır neşir yaşıyoruz işte. Ortalığı topladık.
Şimdi artık bir kahveyi hak ettik. Ben de elime biraz krem süreceğim.